de Murat Onur. Murat Kahramanmaraş'ta farklı bir noktada bizi bekliyor gelişmeleri aktarmak için. Murat. Atagündüz Kurşun, bizler de şu anda Kahramanmaraş kent merkezindeyiz. Pente Park sitesindeyiz. Burası 3 bloktan oluşan bir site. Yaklaşık 10 katlı bir site ve ortadaki blok şu an itibariyle ayakta dursa da o blokta, o binada çok fazla çatlaklar olmuş durumda. Yan tarafındaki iki blokta ise tamamıyla depremin etkisiyle birlikte yıkım gerçekleşmiş durumda. Enkazın altında tabii vatandaşlarımız var. Onları arama, kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Yine görüyorsunuz, bakın şu an itibariyle o enkaz birikintisinin üzerinde enkazın altında kalan vatandaşların akrabaları, yakınları da yine enkazın altından bir ses geliyor mu diye Penta Park sitesinin hemen önünde enkazların üstünde vatandaşlardan ses geliyor mu diye bakıyorlar. Orada yine arama çalışmaları da devam ediyor. Tabii Kahramanmaraş kent merkezinde geceyi vatandaşlar araçların içerisinde geçirdi. Birçok vatandaşımız Kahramanmaraş'ı terk ederken Maraş'ta kalan vatandaşlar ise ailelerini, çocuklarını alıp araçların içerisinde bu geceyi geçirdiler. Gece boyunca Kahramanmaraş'ta kent merkezinde kar yağışı ve sulu kar etkiliydi. Sabah saatlerinde ise şu an itibariyle kar yağışı veya yağmur yağışı şu an merkezde bulunmuyor. Ancak hava sıcaklıklarının eksi derecelerde olduğunu Kahramanmaraş'ta söyleyebiliriz. İl genelinde elektrik kesintileri mevcuttu. Telefon ve internet hatları çekmiyordu. Şu an itibariyle bizim bulunduğumuz Penta Park sitesinin, yani Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Penta Park sitesinin olduğu alanda akşam saatlerinde elektrikler geldi, elektrik verildi bölgeye. Yine telefonlar ve internetler de çalışmaya başladı. Ancak söylediğim gibi yıkım çok büyük Kahramanmaraş'ta. Birçok noktada binalarda yıkım meydana gelmiş depremin etkisiyle birlikte, ki tabii bunun yanı sıra yüzlerce binada da, belki binlerce binada da büyük derin çatlaklar var. Artçı depremler gece boyunca devam etti. Artçı depremlerin etkisiyle de tabii ki o hasarlı binalarda hasarın etkisi de daha çok büyüdü. Hatta 3 binada yıkım gerçekleştiğini, artçı depremlerle birlikte 3 binada yıkım gerçekleştiğini Kahramanmaraş'ta söyleyebiliriz. İşte şu an itibariyle de vatandaşlar enkazların altında, şu anda enkazın altında kalan akrabalarını, ailelerini arıyorlar. Şu anda enkazın üstünde vatandaşları gözlemleyebiliyoruz. Penta Park sitesi burası, 3 bloktan oluşan 10 katlı binalar vardı bu alanda. Şu anda 2 blok tamamıyla yıkılmış durumda. Ortadaki blok her ne kadar ayakta dursa da 2 blok tamamıyla depremin etkisiyle yıkım gerçekleşmiş diyebiliriz. Tabi enkaz altından çıkartılan vatandaşlarımız var. Onlar da hemen bölgedeki sağlık kuruluşlarına hızlı bir şekilde yine ambulanslarla sevk edildi. Tabii hemen şunu da belirtmek istiyorum. Kahramanmaraş'a gelen yollarda oldukça fazla kar yağışı mevcut. Kar yağışıyla birlikte de tabii ekiplerin bölgeye ulaşması oldukça zorlaşıyor. Ancak yine de buraya gelen AFAD ekipleri, UMK ekipleri yıkımlarda vatandaşlarla birlikte el ele vererek buradaki enkazın altında kalan vatandaşlarımızı çıkartmak için mücadele veriyorlar. Tabii bölgeye vinçler getiriliyor, operatörler getiriliyor. O beton blokları kaldırmak için bu bölgede vinçler kullanılıyor. Kepçeler yardımıyla o yıkılan enkazların önünde bir koridor açıldıktan sonra o koridorun içerisinde ince hassas şekilde aramalar gerçekleştiriliyor. Yoğun bir şekilde şu an itibariyle Kahramanmaraş'ta sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tabii arama tarama çalışmaları da başladı. Tabii vatandaşlarla şu an itibariyle devlet el ele vermiş durumda Kahramanmaraş'ta ve arama çalışmalarını gün boyunca sürdürecekler diyelim. Maraş'tan şimdilik sözü tekrar Atagündüz Kurşun'a, Kahramanmaraş merkeze bırakalım.